Günaydın arkadaşlar. Kurbetçenlerin Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün günaydın diyorum. Saat 7:30. Elimde kahvem, dolaşıyorum. Müley'i bekliyorum. Giyinip gelse de bir okula gitsek diye, okula götürsem. Oradan da hemen alışverişe gideceğim. Çünkü Rubat'ın hafif flakonu kalmamış. Hafta sonu almayı unutmuşum. Hafif flakon olmayınca benim herifimin krizleri geliyor. Aslında biz hafif flakonu kartonuyla alıyoruz. Kakaoyu da kartonuyla alıyoruz. İşte alıyoruz, yukarı çıkarıyoruz. Alıyoruz, yukarı çıkarıyoruz. Ondan sonra bitince tabii ki dikkat edilmiyor. Şimdi böyle azar azar yediler dün. Bugüne sabaha Mile'ye de kalsın diye. Sonunu Mile yedi. Dedim hemen gideyim alışverişimi yapayım alayım geleyim. Belki sonra evden çıkmak canım istemez. Bu kış gününde zaten dışarı çıkmak canım istemiyor. Dün yine kar yağdı. Mile hazır mısın? Hazır mısın? Daha saçlarını tarıyormuş. Kışın da bu evden çıkmak bir ölüm. Eldiven giy, şapka giy, bilmem ne giy, çizme giy. Burada yüzme eşyaları, kar pantolonunu götürüyor okula. Tamam mıyız? Bizim meşhur yulaf köpeğimiz. Robert'in hafif lokenleri. Şu Chibo bölümüne de bakmadan geçemiyorum. Niyese. Halbuki Chibo o kadar ucuz değil burada ama yine de ucuzlamışlara bir bakıyorum ne var ne yok diye. Yeni yıl girince her yerde böyle spor şeyleri artık. Millet kilo verecek ya. Ve çöp tonilerini çıkartalım. Kağıt çöpü. Bu da dün boşaldı. Normal çöp. Ellerim dondu be. Uf, hazırlıklı değildim. Dün boşalmıştı, unutmuşum getirmeye. Elim dondu. İçeriye yerine de robot koysun. Bu sabah fazla insan yoktu ya markette dedim. Biraz size çekim yapayım. Aksilik ya. Aküm boştu. Doğru çekim yapamadım. İkide bir kamera kapandı. Önce bir Kiram'ın karnını doyurayım. Alışverişlerimi çıkartmadan önce. Yazık bekliyor. Kahvaltı etmedi daha. Karnım acıktı kuzum Zeynep. Sana yemek veren olmadı mı daha? Kim verecek desene. Bir kahvemizi yapalım. Kahvesiz enerji olmuyor. Biraz da bende. Bu alışkanlık çok kötü aslında. Bu kadar çok kahve içmek ama neyse. Şimdi neler almışım? Bakın. Şimdi yulaf kepeği almaya gidiyorum deyip de başka şeyler alan bayanlar. Biri de benim. Bakın. Terlik aldım. Chibo'dan. 9 euroya düşmüş. 12 eurodan. Bizde biraz terlik problemi var. Kira gördüğü terliği alıyor, ısırıyor. Ondan sonra atılıyor çöpe. Yani terlik problemimiz çok meşhur. Ne aldım? Yumurta. Yumurta yoktu. Domates aldım. 1 euro. 400 gramı 1 euro bu küçük domateslerin. Aslında çok alsam iyiydi. 400 gram 1 euro, 2 euro, 2,50 kilosu. Aslında iyi küçük domates için. Büyük domateslerin tadı olmuyor. Gerçi bunların da artık olmuyor da. Kışın ıspanak. Bu buzuk ıspanağını kremalı robot seviyor. Onun için aldım. Ben de seviyorum ama çocuklar sevmiyor pek. Biberlerime bakın. 1, 2, 3, 4. Niye bu biberleri bu kadar çok aldım? Bugün biber dolması yapmak istedi canım. Sabah düşündüm neyimi yapayım? Biber dolması. Türk bakkalı saat 9'da açılıyor. Dedim aman. Almanlar bu biberlerle de yapıyor. Ben mesela biberim yetmediği zaman bu biberlerle de yapıyorum. Dedim bu sefer bu biberlerle yapayım. Hem biberin içi güzel böyle etli oluyor. Lezzetli oluyor yemesi öbür biberlere bakınca. Öbür biberlerin kabuklarını benim çocuklar komple atıyor. Mesela Cihan soyuyor, komple atıyor. Bunun birçoktan kabuğunu soyuyor. İçinin etli olan yerini yiyorlar. Dedim bu sefer bu biberlerle doldurayım. Siz hiç bu biberlerle biber dolması yaptınız mı? Almanlar genelde onunla yapıyor. Onu aldım. Bakın. Konserve aşçağı aldım. Bu da ucuzlamış. 7 euroya düşmüş. 12 eurodan. Konserve aşçağının 3 tane ceyranlardan aldım ben. Hani böyle üzerine koyuyorsun cızız kendi açıyor. Beceremiyorum. Olmuyor. Yapamıyorum kardeşim. Yok. Bana böyle normal elle çevrenlerden lazım. Eskiden böyle metal olanlar vardı demirden. O benim küflendi. Attım tabii ki. Şimdi bunu buldum. Bunu aldım. Ben eski şeylerden böyle topraklardan o ceyranlı şeyleri sevmiyorum. Olmuyor. Koyuyorum olmuyor bir türlü niyeyse. Kakao. Tabii hafaflokum. Yulaf kepeği kakaosuz yenmez. Yulaf kepeği 1, 2, 3, 4 tane aldım. Yulaf kepeğini hafta sonuna kadar idare eder. Nar suyu aldım. 4 euro bu nar suyu. Ama %100 biyoymuş. Ve %100 nar suyuymuş. İçinde hiç başka katkı yokmuş. Öyle yazıyor. Burada da öyle yazıyor. Nar suyu da çok sağlıklı diyorlar.
dedim alayım. Zaman Türk Bakkalı'ndan da almıştım. Muz aldım. Bakın Almanlar gibi 4 tanecik aldım. Almanlar gibi diyorum da. Ya işte alıyorum, bu muzlar çürüyor. Kimse yemiyor. Görünce canım istiyor. Almak istiyorum. Dedim bu sefer 4 tanecik alayım. Bakalım yenecek mi? Ve kahve kreması aldım. Kafesane. Bu toz kahveler bence bu krema, kahve kremasıyla daha lezzetli oluyor. Normal sütle lezzetli olmuyor. Eskiden kahveleri bu kafesane ile kondens milk ile içerdik böyle tenekenin içinde konserve. Şimdi normal sütle içiliyor ama tadı olmuyor. Ben bunu aldım. Bizim iş yerinde biz bunu kullanıyorduk. Bunun lezzeti daha başka oluyor. Bak şimdi rahmetli Kartal amca aklıma geldi yine. O hep böyle bu kahveden içerdi. Nescafe içerdi. İçine de bu sütten katardı. Hem o bir de Beren marki. Hani böyle ayılı sütler var ya. Bu ayılı süt değil. Beren markinin. İlle ondan olacak derdi. Kahvenin tadı o zaman güzel oluyor. Bu kahvenin tadı derdi. Hakikaten. Bu daha lezzetli. Bir tane de şeker atalım. Kahvem tamamdır. Aa, alışverişlerim bu kadar. Bak söylemeyi unuttum. Takıldım kaldım. Bu kadarcık. Aslında iki tane yulaf kepiği alıp çıkacaktım. Şimdi video montajlayacağım. Alman kanalımız için. İnşallah çok sürmez. Bundan sonra bugün bizlere bakalım neler getirecek. Bakın size ne göstereceğim. Bunu süt gösterecektim muhakkak. Bu böyle bir tarafına yağ koyuyorsun. Bir tarafına sirke koyuyorsun. Salatanın üzerine böyle püskürtmek için. Püskürtmek için. Ben bunu doldurdum. Bir tarafına yağ, bir tarafına sirkeyi. Balsamico koydum. Temizlemesi o kadar gıcık ki, o kadar kötü ki bence almayın. Yani böyle incecik fırça lazım. Fırçayla girsen bile kenarlarına giremiyorsun. Şimdi bunu böyle akşamdan yumuşattım, temizleyeceğim. Yani ne bileyim işte güzel olsun. Fıs fıs sofraya koyalım, herkes salatasının üzerine fıs fıs yapsın. O zaman karıştırmasına gerek yok diye alıyoruz böyle şeyleri. Ondan sonra böyle eziyetiyle uğraşıyoruz. Kaç kere kullandın de? 4-5 kere önce kullanmışımdır. Bir önceki vlogumda Melekli'yle biz geçmiş olsuna gitmiştik ki Sevim yengem komaya girdi demiştim. Biz geldik. Ertesi gün sabah bize telefon geldi. Vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatırsın. Sevim teyzemi çok çok severdim. Ben onun elinde büyüdüm sayılır. Ya bakar mısınız tesadüfe, ben oraya gidiyorum. Meleğe geçmiş olsun. Sabah karşı vefat ediyor. Biz de geliyoruz. Sabah 7 miydi 8 miydi mesaj geldi Melek'ten. Telefon geldi. İşte vefat etti, ben Türkiye'ye gidiyorum diye. Bir yandan diyorum komada kalsaydı, onun bunun eline düşseydi, çocuklar burada buraya getirmesi eziyet, belki daha zor olurdu. Çocuklarına da zor olurdu, bakana da zor, yatana da çok zor. Komada kendini bilmeden belki komadan çıkmayacaktı. Allah'ım yani bilmiyorum yani hayırlısı, hangisi daha iyisi onu versin dedik. Allah'ım demek ki bu yol seçti dedi, kimseye eziyet olmasın. Yani ne bileyim Sevim yengem böyle çok kalbi temiz bir insandı. Onun için kendini çok severdim. Ben dün bayağı üzüldüm böyle. Hep böyle eski anılarım gözümün önünden geçti. Çocukluklarım, onların evinde yaşadıklarımız. Ya eski nesil böyle yavaş yavaş böyle gözümüzün önünden kayıyor ya. Ben çok üzülüyorum. İnanıyor musunuz? Bilmiyorum yani. Ya sıra bana geliyor diye değil yani. Biz yaşlanıyoruz diye değil. Yani insan çocukluğunda yaşadığı insanlar, çocukluğunda yaşadığı evler... Yani hepsi yok oluyor tek tek. Yani böyle geçmişimiz sanki siliniyor gibi oluyor. Bu beni çok üzüyor. Robot da diyor ki sen niye bu kadar geçmişine takıyorsun diyor. Artık ilerisine bakacaksın, hani önüne bakacaksın diye. Ama insan yapamıyor işte. Ben böyle biriyim. Dersiniz ki şimdi tanıdık, akraba değil. Memleketlimiz, uzaktan da akraba sayılır belki çok uzaktan. Ama işte ben böyle şeylere çok üzülüyorum. Ölüm haberi aldığım zaman genellikle çok üzülüyorum. Böyle içim acıyor niyeyse. Mekanı cennet olur inşallah. Yani iyi bir insandı. Dinine düşkündü. Her şeyini yapardı. Allah bilir biz ne olacağız bakalım. Ben yine duygusallaştım. En iyisi kapatayım kamerayı. Şu videomu montajlayayım. Ondan sonra görüşürüz. Videomu montajladım. Bitti. Şimdi Kira ile dışarı çıkacağız. Size söylemiş miydim? Magazin Matik internette benimle bir röportaj yaptı bir bayan. Bakın Almanya'da bir gurbetçi anne. Magazin Matik sayfasında, sitesinde. İsterseniz bir girin okuyun derim. Sorulara cevap verdim. Bu ayın yani Ocak ayın 17'sinde de Yeni Çağrı gazetesinde bu röportajım çıkacakmış. İsterseniz
alıp okuyabilirsiniz. Bilmiyorum, Almanya'da Yeni Çağrı gazetesi var mı? Ben hiç gazete okumuyorum, biliyor musunuz? Seneler oldu artık elime doğru düz gazete almayalı. Bir uçakta falan oturursam böyle vakit geçirmek için okuyorum. Ama burada bulabilirsem Yeni Çağrı gazetesini muhakkak alacağım. Aslında aynı reportaj, bu Magazin Matik'te yazan reportaj, ama elimde olsun böyle resimlerle falan saklarım diye düşünüyorum. Onu alacağım. Yani isterseniz Magazin Matik sitesine bir girin, benim röportajımı okuyun. Ve isteyenler de Yeni Çağrı gazetesini alabilir ayın 17'sinde. Orada da resimli mesimli yani röportajımı okuyabilirsiniz. Kira. Kemakasi. Kasi. Gidelim mi kızım? Kemakasi. Ya kemakasi. Evet kızım, gidelim, gel. Değil mi? Biraz koşturayım dışarılarda şöyle karın içinde, değil mi? Tamam, ben giyineyim. Çıkalım. Bugün başka istikamete doğru çıktık. Burada büyük spor alanı var. Kenarlarda böyle geziliyor. Eldivenlerime bakın. Böyle geçirmeli. Parmaklarını böyle kapatabiliyorsun, açabiliyorsun. Benim için iyi oluyor kamerayı tuttuğum zaman. Kira başını aldı gidiyor. Karın içinde Kira belli bile olmuyor. Kira, gel. Kam. Kalk hemen. Oy 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 oy. Bu ne? Hadi atayım mı? At. Hop. Oo, ben uzağa atamıyorum ya Kira. Bu ne böyle ya? Getir bana, bir daha getir. Kira, bring here. So it's fine. Keep here. Hadi bir daha deneyelim. Bir deneme daha. Dur. Üzerime atlamak yok. Alacağım mı? Ne yapalım? Atalım mı? Hadi. Uf! Yok be. Ben uzağa atamıyorum. Ha, bir daha mı atayım? Getir, bir daha atalım. Hadi. Gidiyor. Uf! Oyun çıkartıyor oyun. Heh, tamam, al götür, hadi senin olsun. Kira'nın gönlünü yaptıktan sonra şimdiki sıra yemeğe geldi. Yemeğimi yapacağım. Biber dolmasının içini hazırlıyorum. Ben pirinç, kıyma, maydanoz, kuru nane, pul biber, karabiber, birazcık yağ, biber salçası, domates salçası, bundan ibaret. İçini hazırlıyorum. Biberlerimi de oraya hazırladım. İki tencere yapmam lazım. Bu biberler büyük ya. Büyük olduğu için tencerede çok yer alıyor. Dolmalarımı ocağa koydum. Tam iki tencere oldu. Kaynıyorlar yavaş yavaş. Türkiye'de kruvasanlara kruvasan mı diyorlar? Aslı var mı? Bilmiyorum. İki tane çikolatalı aldım. Birini ben yiyeceğim. Birini robota yedireceğim. Hiç kahvaltı etmiyor ya böyle şeyler ama yiyor arada. Saat zaten oldu 11.30. 11.30. Buradaki saat doğru. Buradaki saat yanlış. Yemeğimiz pişti ve ilk posta yemeğini yedi bile. Hatta burada birazını bırakmış. Şehan okuldan gelince yedi hemen. Biber dolmasını çok seviyor. Bizim şimdi akşama bir daha yenir. Şimdiki yer, akşama tekrar yer. Yarına tekrar yer. Yoğurtlu biber dolması devamlı iyi bir fikir. Evin içine bir karanlık çöktü, bir karanlık. Kışın böyle işte. Mila yukarıda odasında kitap okuyor. Bu ara kitap okumaya çok merak sardı. Kitap okumak istiyor. Ben ne diyordum? Eve karanlık çöktü. Evet, bu kış günlerini ben hiç sevmiyorum. Bugün böyle üzerimde şu an bir ağırlık var. Sizlere anlatamam. Sabah yine biraz enerjiliydim. Yemek yaptım, alışverişe gittim, video montajladım. Ama şimdi öğleden sonra işim bitti. Üzerime ağırlık çöktü. Bana hep diyorlar ya, bu enerjiyi nereden buluyorsun diye. Demek ki ben de her zaman enerjili değilmişim. Yani sizin anlayacağınız bugün böyle... Böyle ağır ağır geçecek gibi. Şimdi bana mesaj geldi MediaMarkt'tan. Kahve makinemin tamiri bitmiş. Ben MediaMarkt'a gidiyorum. Ne diyorsun kızım? Ben MediaMarkt'a gidiyorum. Gideyim mi? Sen kalacak mısın? Mila'nın tep vakti şimdi. Yarım saat. Sen evde bak. Babamız yukarıda. Ben kahve makinemi alıp geleceğim. Schatzilein. İki kahve makinesi hol. Ya ista. Kahve makinesi geldi mi diyor. Gelmiş gelmiş. Nasıl seviniyoruz, gördünüz mü? İnsan alışınca demek ki böyle oluyormuş. Eskiden sanki kahve makinelerim vardı. Hep böyle toz kahve içiyorduk. Hadi gidelim bakalım. MediaMarkt'a gelmişken şu saç kavurma makinelerine bir bakayım dedim ama çok pahalı ya. 129 euro. Makinem geldi. Bakalım ne yapmışlar. Kaç şeylerini değiştirmişler adamın dediğine göre. İçindeki şeyini, o glük rupesini değiştirmişler. Kahve üten yerini falan. Demek ki o bozulduydu. Öyle demişlerdi zaten. Ha, kapağını değiştirmişler. Bu kapağı bozulduydu. İçine de güzel mektup yazmışlar.
Lütfen bir dahakinde dikkatli kullanın. Buraya yazmışlar ki makineyi arada havalandırmanız lazım. Neyini havalandıracağım? Entlüften. He, sıcak suyla. He. Neyse bakın. Buraya bir güzel mektup yazmışlar. Garantisi var kardeşim. Siz yapın Allah Allah değil mi? Neyse lafım şaka. Ama bu şeyi de bozuktu. Adam söyledi zaten. Bu büyük grupesi de bozuktu. Hemen yerini alalım. Bunun kablosu nerede? Ben bunu kablosuyla götürmüştüm. Kablosu yok. Allah Allah. Olamaz ya. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ben kablosuyla götürdüm. Kablosu yok. İşte dikkatimi çekmedi orada. Kablosu var mı yok mu? Bizde değil kablosu kesinlikle. Ben kablolu götürdüm. Çok iyi biliyorum. Niye beni buluyor böyle şeyler? Olamaz. Robotta aynı kablo varmış. Neyse sonra giderim. Yarın giderim artık. Telefonunu aradım zaten gelin diyorlar. Gelin öyle bakalım tabii ki. Ah ah. Bakalım benim ayarlarımı değiştirmişler mi, değiştirmemişler mi? Makinede ayarlayabiliyorsun. Ne kadar süt, ne kadar kahve istiyorsun. Ona bir bakayım dedim. Ama ilk kahvesini atacağım zaten. İçinde belki toz toprak bir şey vardır. Aslında temizlemişler ama yine de. Küçük boşaltayım. Makineden acayip acayip sesler geliyor. Kahveyi daha yeni alıyor ya şeyini herhalde ondan. Kahve artık kenara gidebilir. Alışmış kudurmuştan beterdir diye bir laf vardır ya. Hakikaten doğru bir şey ha. Finishin. Buyurun beyefendi. İlk kahvesi deneyebilirsiniz. Zehirlenir mehirlenirim. Yoksa yoksa to do as the tasse trinit as if gifted werde. Değil mi? Aynen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepimi zehirlediğim için teşekkür ederim. Bir de gross bir dizi var. Ya sen bu dünyaya çok büyüksün. Ah. Evet. Çok güzel fikir. Sen bu evde böyle gezin sen çok iyi olacak. Bir arada vururum arada. Saçına bakın ya. Allah'ın alem. Niye benim kocam böyle başkaları gibi saçlarını yapmıyor? Deli mi? Saçlarını yapsa ya şöyle güzel güzel giyilemiyor. Sen böyle dolaş. Ya Allah'ım köpeği getiriyor şimdilik de buraya. Olamaz. Ben de her tarafı dağıtıyorum burada. Düşürüyorum. Ya ne yapıyorsun sen köpeği? Yazık ya. Ah kızım ben sana hiç kıyamam. Ne yapıyor sen o bu ya? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Oo, hadi güzelcik burada. Hani kahvem nerede? Bir de ben bakayım tadına. Bunun tadı daha bir başka. Kedi ne istiyor ben anlamadım gitti. Hep olmayanı istiyor. Kuzum sen biraz önce yemedin mi? Hı? Ben burada yoğurt koydum ya onun kokusunu aldı. Meyveli yoğurdun içine yüzü doğradım. Kayısılı yoğurt bir de. Akşam akşam can sıkıntısına iş yapmak canım istedi. Şimdi kirecini çözeyim. Robot Leyla ders çalışıyor. Ben ne yapayım? Biraz işleneyim bari. Ya bu kedi hala miyavlıyor. Karnı doydu hala miyavlıyor. Anlamadım. Derdin ne anlamadım. Mutfakta böyle hani süslerimiz oluyor ya. Ben mesela bu havalandırmanın üzerinde bunlar yağlanıyor. Ben bunları böyle yağ sökücü, mutfak temizleyicileri, yağ sökücüleri var ya. Onlardan sıkıyorum böyle. Bırakıyorum. Acayip güzel temizleniyor. Mesela bunlar süs, içi açılmıyor. Onun için fark etmez. Tabii yiyecek maddesi olan şeyleri iyi olmaz. Belki içine gidebilir. Böyle bekletiyorum ondan sonra siliyorum. Başka türlü olmam lazım. Çok yağlanınca çıkmıyor başka türlü. Fisler var ya fislerle yapıyordum önceden. Şimdi öyle yapıyorum. Böyle güzel. Ondan sonra siliyorum. O yapış yapış olan yağlar güzel çıkıyor üzerinden. Aslında mutfakta süs hiç iyi bir şey değil bence. Yemek yağ sıçrıyor. Yağ bulaşıyor. Böyle mis gibi oluyor. Temizleniyor o zaman. Bakın bu işleri de bitirdim. Ben biliyorum bugün benim canımın sıkıntısı niye. Ben böyle ölüm haber alınca hep böyle oluyorum. 2-3 kova bende böyle sürüyor böyle içimdeki darlık. Üzüntü gibi, darlık gibi ne bileyim. Ondan sonra belirli zaman sonra geçiyor. Bunların sesi de öf ders çalışıyorlar ama beni öldürüyor. O söylüyor, o almıyor, o alıyor, o söylemiyor. Çok zor çocuklarla ders çalışmak. Ömrüm mutfaklarda geçiyor ömrüm.
Şimdi kızım yatmadan tost ekmeği yiyecekmiş. Tereyağlı, bu terli. Sprig. Yakayım mı? Ne yapayım yani? Ne yap bu da? Ben Almanca anlamıyorum. Ya, ne yap bu da? Yar. Daha çok yar. Evet. Tamam. Yar, gar, mar. Sen zeytinyağını çok... Aman. Zeytin. Sen tereyağını çok seviyorsun değil mi? Hadi al bakalım. Yürü. Ye de yat artık. Biz Ahmet herkes odasına dağılsa nasıl olur? Sen çabuk yesen. Sen de bir odana gitsen. Du auch in dein Zimmer bitte jetzt langsam odanıza. Warte mal, ich muss ein bisschen pressieren. So. Yapma be. Senin saçların bugün çirkin. Dizi bakacağım bugün. Aşağıda bakacağım bugün dizi. Ne yapma deso? Git ya öf. Ne? Bunun yeni adısı Kiracan. Kimin? Bunun yeni adı Kiracan mı? Kiracan. Kira. Bunlar Kira Cihan. Kira Can de. Kira ne diyor Kira bunlar Can. Sana? Ha? Nein, onun adısı Esya. Kira. Ne? Hayır. Hadi yeme. Hadi kızım yemeğini ye artık ya. Çakın ben de bir, dizime bakayım rahat rahat. Ya? Allah'a 45 dakika geçirdim bugün vaktini biliyorsun değil mi? Mahsus yavaş yavaş yiyelim. Vakit geçsin. Ist extra langsam jetzt. Ciao. Ben bugün MediaMarkt'ta saçları kıvırcık yapacak makineye göstermiştim ya size. O Babyliss'inde 120 euro. İnternette de çok pahalı. Roventa'nınki iyi değil diyorlar. Saçları içinde dolaştırıyormuş. Ben bir tane marka buldum. Nicole Curl diye. 70 euro. Bilmiyorum aranızda bilenler var mı? Kullananlar var mı? Nicole. İnternette Babyliss'in var. 102 euro. Ama ben bu Nicole markasını muhakkak deneyeceğim. Bakın bu markanın Nicole Curl'ı. Aranızda bunlardan kullanan varsa, hangi marka olursa olsun tabii Nicole Curl'ı kullanan varsa daha iyi de, yani hiç yoktan bu makinelerden kullanan varsa bana bir yorumlara yazın. Nasıl? İyi oluyor mu? Saçları dolaştırıyor mu içine? Hakikaten herkese uygun mu? Ben o lokmuştaplarla, bu normal şeylerle yapamıyorum. İmkanı yok. Elimi yakıyorum, arkalara gidemiyorum, bu tarafımı yapamıyorum. Bu tarafım iyi oluyor da bu tarafımı yapamıyorum. Onun için yorumlara arkadaşlar siz bir yazın bakalım. Sizin bilginiz ne bu konuda? İyi oluyor mu, iyi olmuyor mu? Veya bu markayı biliyor musunuz? Çok merak ettim. Dedim bir videomda sorayım. Belki bana yardımcı olanlar olur. Böyle vız diye saç içine çekiyor. Korkuyorum bir de saçımı alır, kopartır mı, kopartır diye. Zaten saçlarım yok. Saçlarımda biraz bir değişiklik olacak çoktan bunu sipariş verirsem. Miley'in hala sesi geliyor yukarıdan. Hala uyuyamadı benim kızım. Yatamadı da. Bırak uyumayı. Evet arkadaşlar bugünkü vlogum da bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim tabii ki. Ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere. Hoşça kalın.